Bonjour, herkese selamlar, sevgiler. Paris'ten, Moulin Rouge'dan, Montmartre'ın eteklerinden canlı yayınımıza başlıyoruz. Şimdi canlı yayına ilk katıldığınız zaman büyük ihtimalle reklam izliyorsunuz. O yüzden gelmeniz biraz zaman alıyor. Sevgili Parisyen üyemiz Hande Hanım'ın ilk mesajını gördüm. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok az bekleyeceğim. Sevgili Jasmine Demir, hoş geldiniz. Çok az bekleyeceğim. Toplaştıktan sonra yürümeye başlayacağım. Bugün Montmartre tepesine doğru tırmanacağız. Buradan aşağıya operaya doğru gidiliyor, gördüğünüz gibi şuradan. Bu taraftan şu karşıki ağaçlı yoldan Place de Clichy'ye gidersiniz. Güliza Kahn, Paris'in üyemiz bonjour diyor. Kendisine selamlarımızı gönderiyoruz. Asun Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Tamam, artık yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz. Leyla Gülsur, kıdemli Parisyen üyelerimizden selamlar. Parisyen üye ne demektir? Birazdan anlatacağım. Biraz önce Instagram üzerinden bir canlı yayın yaptık ama çok fena yağmur yağdı. Şimdi yağmur dindi. Biraz daha iyiyiz ama biraz sonra tekrar başlayabilir. Burası Pigalle gider. Betül Hanım selamlar, hoş geldiniz. Bu istasyon Blanche istasyonu. Bonjour bonjour. Parisyen üyelere özel emojiler var biliyorsunuz. Onlar bunu kullanıyorlar. Bu bonjourları öyle görüyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Emin Sonat, çok teşekkür ediyorum. Karşıyaka'ya da selamlar, sevgiler olsun. 2 numaralı metro ile buraya geliyorsunuz. Bakın şu buradayız şu an, Blanche'tayız. Şu sol taraf, şu Zafer Takı'nın oradan buraya rahatlıkla gelebilirsiniz 2 numaralı metro ile. Buradan devam ederseniz de bakın yukarıda Sacré-Cœur var, oraya tırmanacağız. Şu mavi hatla devam ederseniz Perlaşez'e kadar gidebiliyorsunuz. 2 numaralı metro ile buraya gelmek son derece kolay. Moulin Rouge Paris'teki kabarelerden biri biliyorsunuz. Crazy Horse var, bir de Lido var. Ben açıkçası Moulin Rouge'a hiç gitmedim. Crazy Horse'a 2 kere gittim. Lido'ya da 1 kere mi, 2 kere mi ne gittim? Yetti artık yani. O yüzden Moulin Rouge'a gitmedim. Bir gün ona da gideriz elbette. Şimdi buradan yokuş tırmanmaya başlayacağız. Şurada Rue Lepic yazısını görüyor musunuz? Karşıda zoom yapamıyorum. Bir elimde şemsiye var, bir elimde bu var. Kusuruma bakmayın. Bir yerlerde görürsem ben size gösteririm. Gülçin Sonat, Karşıyaka'dan bir izleyicimiz daha var. Ne mutlu bana. Şimdi az ileride solda Amélie'nin kafesini göreceğiz. Amélie filmini biliyorsunuzdur diye düşünmek istiyorum. Biraz da vitrin bakabiliriz. Ayakkabılar, sandaletler 75, ayakkabı 115. Kamil Bey de Karşıyaka'danmış. Sevgili Parisyen üyemiz, kıdemli Parisyen üyemiz. Kıdemli Parisyen üye nedir? Katıl butonuna tıklayarak bana destek olanlardır. Biliyorsunuz bu yayınlar normalde ücretsiz. Ama isterseniz destek olarak benim daha çok canlı yayın yapmam konusunda bana yardım etmiş oluyorsunuz. Bir kişi daha selam verdi ama göremedim. Bir dakika, kimmiş? Sevgili Rezan Akse de kıdemli Parisyen üyelerimizden selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz. Semra Kabapalamut Parisyen üyemiz. O da Karşıyaka'da. Bugün Dünya Karşıyakalılar Günü demek ki. Harikasınız. Semahat Hanım yine Parisyen üyemiz. Merhabalar. Parisyen üyelerimizin yanında renkli Eiffel logoları görüyorsunuz. Onlar renklerine göre ne kadar yeni ya da eski olduklarını, ne kadar uzun süredir destek olduklarını gösteriyor. Yanlış hatırlamıyorsam kırmızılar yeni üye.
Turuncular bir aylık üye. Yeşiller 2-6 ay. Maviler, sarılar 2-6 ay. Yeşiller 6 ay 1 yıl. Maviler 1-2 yıl şeydi. Morlar da 2 yıldan daha fazla olanlar. Daha tabii biz bu sisteme yeni başladığımız için daha 1 yıllık 2 yıllıklar henüz yok. Maksimum 3 aylık 4 aylık mı var? Evet arkadaşlar, Amelie filminde hani o geçen filminin çekildiği kafe burası. Umarım bir gün güneşli bir günde buradan geçeriz. Şöyle insanları rahatsız etmeden şöyle bir içeriği göstermek istiyorum size. Bakayım gösterebilirsem bir saniye. Şurada ileride arkada göreceksiniz şeyi. Görüyor musunuz? Amelie'nin şeyini. Ya şurada bir araba herhalde şey yapmış, yolu tıkamış, sürekli bir korna sesi. Eskiden Paris'te bu kadar korna sesi yoktu arkadaşlar. Şuradan da biraz eve bakalım. Ataköy'de selamlar, sevgiler olsun. Ha, şurada araba bırakmış gitmiş. O yüzden habire korna çalıp duruyorlar. Haklılar yani. Bakın bu sokak Robert Plunkett sokağıymış. Bakın şurada görüyorsunuz. Daha doğrusu of. Robert Plunkett sokağı. Şunu da bir göstereyim şöyle. Ha, çok güzel oldu arkadaşlar. Menece vakki. Böyle Michael Jackson grafitisini de görmüş olalım. Buralarda görebileceğiniz böyle hoşluklar var. Bir korna sesi daha duymadan buradan kaçabilirsek süper olacak. Çünkü araba hala kalkmadı yerinden. Ankara'ya selamlar, sevgiler olsun sevgili Sedat Bey. Hoş geldiniz. Ah ne güzel, Bodrum'dan izleyen de varmış. Çok 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 güzel bir şey bu. Umarım Bodrum'da hava güzeldir. Bu yağmurun yerine siz güzel güzel masmavi bir gökyüzündesiniz. Gökyüzüne bakıyorsunuzdur. Tadant! Nilüfer Hanım hoş geldiniz. Kruvasanlar şahane görünüyor. Bilmiyorum ekrandan yansıyor mu? Ama çok güzel görünüyor. Hande Ayan diyor ki sizi Üsküp'ten izleyen var Ahmet Bey diyor. Harika bir duygu bu. Üsküp'e de selamlar, sevgiler olsun. Ne güzel dünyanın dört bir köşesinden izleniyor olmak. O zaman bu çiçekleri Üsküp'e gönderiyorum. Haluk Barkan da diyor ki Montmartre için iş güç bekletilir. Hadi biraz balıkçı tezgaha bakalım arkadaşlar. Nur İşcan da fizik tedavide izliyormuş. Geçmiş olsun, şifa olsun. Şu taraftan çok güzel bir yol var ama ben Rülatik'ten devam edeceğim. Şöyle şu tarafa doğru gideceğim. Bu yol böyle kıvrılarak bizi Montmartre Tepesi'ne çıkaracak. Normalde yokuş çıkmayı hiç sevmem ama sizin için, bu canlı için yokuş çıkıyorum. Gördüğünüz
Restoran Le Basilic, fesleğen demek. Paris'te nette burayla ilgili bir yazı var. Benim Montmartre'de en sevdiğim restoranlardan biridir. İçerisi şahanedir, bilmiyorum. Şöyle rahatsız etmeden bir içeriye şöyle kafamızı uzatabilir miyiz? Şöyle bir göstermeye çalışayım. Benim gibi de utangaç blogger olmaz yani. Millet şöyle dalar aslında içeriye. İçerisi çok güzeldir. Ben de ayıp olmasın diye böyle. Bir dakika, buralarda bir Van Gogh'un evi vardı. Onu bir bulalım. Bir dakika, şu taraflarda bir yerdeydi, kaçırmayalım. Furkan Ölmez Toprak, selamlar. Buradan gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Az ileride sağda olması lazım. Uğur Bey televizyondan izliyormuş. Evet, televizyona yansıtınca da çok güzel oluyor arkadaşlar. Mirey Ertürk soğan doğrarken izliyormuş. Bu da süper bir şey. Evet arkadaşlar, bu binada gördüğünüz gibi, bakın kaç numara? 54 numara olması. Evet, 54 numara. Van Gogh kardeşi Theo'nun evinde 1886-1888'de bu binada yaşamış arkadaşlar. Bunu da bir yere not alırsınız. Not edersiniz. Ah, çok güzel bir müzik sesi geliyor. Evet, bu yani binaların korunması çok önemli Paris'te. Yani büyük çoğunluğu korunuyor. Burada da maalesef yıkılan ve yeniden yapılan, hatta bazen çirkin olarak yeniden yapılan binalar burada da var. Bakın arkadaşlar, 43 metrekare bir ev, 539 bin euro. Şimdi de hava sıcak oldu. Elimdeki şemsiye fazla geldi. Paris'in havası böyle bir tuhaf oldu bu son 1-2 haftadır. Bazen bisikletle gelirdim ben Montmartre'a. Ama bu sefer arabayla geldim arkadaşlar. Yağmurda ıslanmayayım diye. Bu yokuşları bisikletle çıkmak çok kolay değil şimdi doğruya doğru. Ama elektrikli bisiklet olan bakın ne güzel çıkıyor. Parisyen üyelerden geçen canlı yayına katılmayanlar varsa emoji olarak emoji seçerek size özel emojiler seçebiliyorsunuz canlı yayın sırasında.
İlk defa kullanacak olanlar varsa bir baksınlar Parisyeniler. Ben futboldan pek anlamıyorum. Pek değil, hiç anlamadığım için. Hani şampiyon mu olmuş, hangi takım, ne filan gerçekten bilmiyorum. Ama bir başarı tabii, tebrik ediyoruz. İşte Erol Bey yaptı, gördüğünüz gibi Parisyen üyelere özel çeşitli emojiler var. Duygu durumunuza göre uygun olanı seçebilirsiniz. Furkan Bey de yaptılar. Harika. Bakın şuradan aşağıdan. Aynen öyle Hande Hanım. Teşekkür ediyorum. Böyle kullanabiliyorsunuz. İlknur Hanım teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Merci dedi kendileri. Rüya Hanım teşekkürler. O kalp içinde Eyfel'lerden, bu kalbin içinde beyaz olan mı güzel, kalbin içinde lacivert olan mı güzel? Bir tanesini iptal edeceğim çünkü sınırlı sayıda emoji yapma hakkım var. Ancak Parisyen sayısı arttığı zaman daha fazla emoji yapma hakkım oluyor. Süper Zeynep Yurder, harika. Beyaz kalmalı. Ben de onu sevdim değil mi? İlknur Hanım da onu sevdi. Herkesin zevki farklı. Bakalım. Belki Parisyen üyelerimiz artar. O zaman daha fazla emoji yapma şansımız olur. Tamam Zeynep Hanım. Bir süre daha tutayım o zaman ben böyle. Belki daha fazla emoji yapma hakkı tanır bana sistem. 75. Şu an 75'e sanıyorum 100 olmamız gerekiyor. Beyaz net görünmüyor. Tamam. Belki ben kendim çok üzerinde ince çalıştığım için beynime kazındı. O yüzden bana çok net görünüyor gibi geliyor. Ama ilk defa görenlerin izlenimi daha önemli tabii ki. Teşekkür ediyorum Zeynep Hanım. Bakalım şimdilik bunlar iyi. Birkaç tane daha yapabilirim. Çok güzel. Şimdi solda ikinci değirmeni göstereceğim size Moulin Rouge'dan sonra. Şöyle bir dönelim. Bir dakika, görünüyor mu, ağaçlardan görünecek mi? Biraz görünüyor. Biraz karşıdan daha güzel görünecek. Semahat Hanım teşekkür ediyorum bu güzel kalbiniz için. Süper 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 dedi Erol Bey. Şimdi bakayım şuradan daha iyi görünür herhalde. Tamam. Tamam, şimdilik ikisini de tutmaya karar verdik o zaman. Bakacağız. Bakın şu otobüs elektrikli bir otobüstür. Şeyden geliyor. Bu bizim geldiğimiz aşağı Pigalle tarafına doğru inecek. Aşağıdan gelen de yukarı çıkmak için. Bu 40 numaralı otobüs. Bununla ilgili de Paris.net'te bir yazı var. Şimdi biz buradan yukarı yürüyeceğiz ama normalde Rue Lepic böyle, ama ben size şuradan, bakın şeyden bakarsınız sonra, haritalardan bakarsınız, şuraya giriyoruz ve buradan Dali'nin evinin olduğu yere giriyoruz. Burayı bir görelim birlikte. Ateş böceğine benziyor. Wow, süper. Bu da güzel bir görüntü olsun. Şöyle bir saniye şuradaki grubun yanından bir geçeyim onları rahatsız etmeden.
Dalida 1962-1987 yılları arasında bu evde yaşadı ve işin fenası bu evde intihar etti maalesef. Bunu da böyle görmüş olalım. Normalde şuraya da yol gidiyor ama ben rülepi bitirmek istiyorum. Bakın şöyle devam ediyor ama ben rotamızdan... Tamam, ateş böceği olan yogada ateş elementini temsil eder, elementini destekler. Bu da görünürlüğü, fark edilmeyi destekler. Süper. Bir dakika şuradan bir geçeyim, bir dakika şu motosikletle geçsin önce. Bir saniye pardon. Şuradan bir geçeceğim. Excusez-moi, pardon. Vay, uğur böceğini de bulduk. Süper oldu. Tamam, Lipik'ten yukarı doğru yolumuza devam ediyoruz. Kısa bir sapma oldu. Yoldan çıkmamaya çalışıyorum. Paris'te gezerken en zor şeylerden biri bir rotayı takip etmektir. Çünkü hangi sokağa girerseniz girin %90 ihtimalle güzel bir şeye denk geleceğiniz için sürekli yoldan çıkasınız gelir. O yüzden düz bir rotada ilerlemek güçtür. Yine bir müzik sesi geliyor. Duyuyor musunuz? Yok, durdu. Tamam, silmeyeceğim Semahat Hanım. Teşekkür ederim. Bu fikrinizi beğendim. Uğur getirsin kanalımıza. Kuş seslerini duyuyor musunuz? Araba Monaco plakalı sanıyorum. Evet, Monaco plakalı. Bakın şöyle. Monaco plakalı arabaların plakası böyle oluyor. Bu arada bu yayını ilk defa izleyenler, yani benim canlı yayınımı ilk defa izleyenler varsa canlı yayında sohbete katılabilirsiniz istediğiniz gibi. Eğer gözden kaçırmazsam mutlaka yanıt vermeye çalışırım. Bildiğim bir konuysa tabii ki yanıt vermeye çalışırım. Ya da görüşünüzü bildirebilirsiniz. Ekleme yapabilirsiniz. Benim yanlış söylediğim bir şey varsa onu düzeltebilirsiniz. Hani birlikte katkılarınızla, sizin de katkılarınızla güzel bir içerik oluşturmak çünkü amacım. Bazen espriler yapar şakalaşırız. Bazen derdimiz varsa dertleşiriz. Ama asıl amaç çevreyi görmek, tanımak ve Paris'te dolaşırken kaybolma duygusu, yani şey anlamında, korku anlamında kaybolma duygusunu yaşamamak. Yoksa ben Paris'te kaybolma duygusunu çok severim. Hani nereye gittiğini bilmeden gezmek, nerede olduğunu bilmeden çok keyiflidir. Kuş sesi çok güzel değil mi sevgili Gülüz Hanım? Sevgili Sedat Mimaroğlu, sticker alarak bu canlı yayına destek oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu canlı yayınlar sizin desteğiniz sayesinde. Canlı yayınlara böyle destek olabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu yayınlar kesinlikle ücretsiz. Katılmak için para vermek zorunda değilsiniz. Ama böyle destek olursanız arada sırada ben de daha çok canlı yayın yapmak için beni teşvik etmiş oluyorsunuz. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak bütçenize göre üyelik alabiliyorsunuz. Bu üyelikler zamanla şey olacak. Bu üyelere özel, sadece üyelerin seyrettiği canlı yayınlar yapacağım. Orada daha derin konular konuşacağız. Daha çok eğleneceğiz belki, bilmiyorum. Bunları düşünüyorum. Kuş sesleri ovalara yayılır. Evet arkadaşlar, asıl Montmartre'ın turistik olarak gezilen bölümüne, asıl kısmına geldik.
Benim Montmartre videom burada başlar. Klasik Montmartre videom. Parisnet TV'de izleyebilirsiniz. Prodüksiyon videosudur. Burada otobüsten inersiniz. Deminki o 40 numaralı otobüsten. Şuradan içeri girersiniz. Le Consulat. Çok ünlü bir restoran biliyorsunuz. Ve şu şekilde yani istediğiniz yerden gidebilirsiniz ama ben genelde sağdan gitmeyi tercih ediyorum. Bu arada şeyler çok güzel. Şu afişleri bir göstereyim size. İnsan Paris'te olduğunu anlıyor. Aslanım, yani şu ara Paris'in tuhaf bir dönemindeyiz. Yani bir yağmur yağıyor, 2 dakika sonra güneş açıyor, pişiyorsunuz. Bir tuhaf bir hava. Paris güzeldir, griyken de güzeldir ama tabii ki güneş açtığı zaman mavi bulutlar, mavi gökyüzü ve beyaz pamuk pamuk bulutlarla şahane bir gökyüzü olur ve her yer kat kat güzel görünür. O yüzden tabii ki güzel havayı her zaman ben tercih ederim ama yağmur da beni üzmez. Burada normalde piyano sesi duyarsınız ama şu an piyano sesi yok. Kapalı olduğu için sanıyorum. Restoran kapalı. Şu mavi panjurlu yer. Eskiden şu yandaki restoran da çok çiçekli çiçekli bir yerdi. Şu an böyle değil. Sevgili Semahat Hanım da sticker alarak destek oldu. Gerçekten kendisine çok teşekkür ediyorum. Evet Haluk Bey, işte sağdaki kafe şu an kapalı. Evet, şu an ben çok memnunum kalabalık olmamasından. Rahat rahat yayın yapayım diye. Sizin için kapattım Montmartre arkadaşlar. Norvan sokağı diyelim buraya. Rue Norvan. 18. arrondismandayız. Evet, yani ben Paris'i her türlü seviyorum. Gri havasında da seviyorum. Yağmurda da seviyorum. Sadece çok soğuk olduğu zaman, böyle kat kat giyindiğiniz halde üşüdüğünüz zaman biraz sevimli olmayabiliyor. Şimdi Place du Tertre'e geldik. Hani o ressamlar tepesi, ressamlar meydanı dediğimiz sokağa geldik ama çok fazla ressam olacağını zannetmiyorum. Çok turist yok çünkü şu an. Neyse, bugünlerde arşiv olarak kalsın. Sonra bir gün çok kalabalık olduğunda o görüntülerle bu görüntüleri karşılaştırırız. Normalde şu taraftan gideceğiz. Bakın Sacré-Cœur hafiften görünmeye başlandı. Şu beyaz kubbesini görüyorsunuz. Ama ben şuradan şöyle bir döneyim istiyorum. Normalde buralar, bakın şu yandaki gibi önünde şeyler olur. Masalar olur. Burada da ressamlar olur normalde. Çok güzel bir sanat eseri var burada. Şunu da şöyle not alalım. Hafızamıza kazıyalım arkadaşlar. İnci Hanım soldaki kırmızılı restoranda soğan çorbası içmiş. Galeri Montmartre'a girebilirsiniz. Burada güzel eserler vardır. Tavsiye ederim. Tabii zamana göre değişiyor içeride sergilenen eserler ama yani genelde güzeldir. Bakın şurada bir tane kalmış. Montmartre ressamı kalmış şurada bir tane. Normalde bir sürü olur bunlardan biliyorsunuz. Burası da benim hem hoşuma giden hem de beni güldüren yerlerden biridir. Çünkü burası karet. 1927'de kuruldu yazıyor ama burası geçen yıl mı, önceki yıl mı ne açıldı? O kadar yeni bir yer ki ama görseniz sanki 1000 yıldır buradaymış gibi duruyor. Bu arkadaş ne yapıyor? Kendi kendine ilgi çekmeye çalışıyor garibim. Evet, yazlık sezona geçti restoranlar. Zaten sadece teraslar açık. Sanıyorum 3 Haziran'da mı açılacak? İçeri restoranların içerisinde 3 Haziran'da ya da 6 öyle bir şey. Haziran başında da içerileri açılacak. Bakın şöyle göstereyim. Normalde burada çok güzel müzik çalan bir teyze vardır. Laterna çalar. Sacré-Cœur'e, Beyaz Kilise Sacré-Cœur'e soldan da gidebilirsiniz, sağdan da. Ama ben
soldan gideceğim şimdi. Ah çok güzel. Bunu geçen gün çekmiştim, paylaşamadım. Şurada bir daha bir göstereyim şöyle. Çok hoşuma gitmişti bu. Şiir benim ha. La poésie c'est moi. Normalde şu Montmartre Village yazan dükkan benim sevdiğim hediyelik eşyacılardan biridir. Hatta Montmartre videomda da bu var. Ama şu an burası kapalı. Yine de şöyle bir göstereyim bakalım vitrinleri. Sicilya'da Catania Meydanı'nda İbrahim Tatlıses çalana rastlamış İnce Hanım. Haluk Bey ama olacak, merak etmeyin. Yok yok, otelden geçen gün gördüm, otelden bir şeyler yapıp konuşan, sürekli konuşan amca da vardı geçen gün gördüm. Ama yavaş yavaş açılacak, merak etmeyin, hepsi olacak. Şurada da bir resim çizdiriyor. Bir anne kız zannediyorum, bakın. Sevgili Azime Hanım, turuncu kategoride o bir aylık mı oluyorsunuz siz? Bir aylık üye mi oluyordunuz? Bakın Calimero'yu hatırlarsınız değil mi? Ama haksızlık bu, öyle değil mi diyen. 44 euro 90 sen, 45 euroymuş şu biblo. Tentense 24.50, ciddi para. Ben şunları çok seviyorum arkadaşlar. Şunlar çok güzel. Haydi bakalım şimdi. Bonjour. Chevalier de la Barre sokağındayız arkadaşlar. Buradan Sacré-Cœur'a doğru gidiyoruz. Teşekkür ediyorum Sibel Hanım. Ne mutlu bana. Bu arada beni ilk defa izleyen var mı acaba aranızda? Biz bu yayınları genelde çarşamba ve pazar günleri yapıyoruz. Instagram üzerindense daha sık yayınlar yapıyoruz. Çarşamba ve pazar günleri oluyor. Cumartesi günleri Instagram yayını oluyor, canlı yayın. Paris Rehberi hesabını takip ederseniz Instagram üzerinden canlı yayınları izleyebilirsiniz. Hatta bugün şimdi arabayla eve dönerken canlı yayın yapmayı düşünüyorum arabadan. Tabii ama arabadan canlı yayın yaparken telefonu torpidonun sağ tarafına koyuyorum ki yazılanları görmeyeyim. Çünkü insanın gözü kayar yazılanları okumak ister istemez diye. Müzik dinleyerek keyifli bir yolculuk yapıyoruz. Sibel Hanım çok teşekkür ederim. Evet, Paris'te net blogumda zaten 500 küsür yazı var. Paris'te net TV'de de 150'den fazla video var. Evet Semahat Hanım, Montmartre videosunda o hediyelik eşya dükkanını gezmiştik. Doğru söylüyorsunuz. O şeylerle zaten işe içerik ürettim. Hani ansiklopedik içerik ürettim. Ne nerededir, nasıl yapılır, metro bileti nasıl alınır, metro nasıl kullanılır, Paris'e ne zaman gelinir filan, bu tür şeyleri yaptım. Şu an yaptığım videolar, canlı yayınlar Paris'te dolaşıyormuş hissini size yaşatmak için yaptığım videolardır. Canlı yayınları bu nedenle yapıyorum. O yüzden bu canlı yayınlarda işte Sacré-Cœur Kilisesi şu tarihte yapılmıştır, şöyle olmuştur, böyle olmuştur, o bilgileri çok paylaşmıyorum. Çünkü Sacré-Cœur'den belki bu YouTube canlı yayında belki 10. kez başka bir köşesinden geçiyoruzdur. Her yayında bu bilgileri paylaşmayı gerçekten ben çok istemiyorum açıkçası. Zaten Sacré-Cœur ile ilgili bir özel video Paris.net TV'de var. Hatta buranın tepesine, kubbeye bile çıkmıştık. Onu bile göstermiştim size. Bu canlı yayınlar sadece şu an evinizde, özellikle televizyonunuza da yansıtabiliyorsanız, hani beraber ben sizin evinizde konuk olmuş oluyorum, siz de benimle Paris'te geziyormuş gibi oluyorsunuz. Bu duyguyu yaşatmak benim amacım. Calimero'yu ben de, kim gelir benim aklıma? Benim de kuzenim gelir. S-
Sibel Hanım diyor ki Saint Germain bölgesi gerçek Parisleri zaman geçirdikleri yer olduğunu duymuştum. Doğru mu? Şimdi şöyle İstanbul, yani ben Ankara'yı bilmiyorum mesela, İstanbul'u biliyorum. Hani İstanbul'da gerçek İstanbullular nerede vakit geçirir? Öyle düşünün. Hani birkaç tane yer var. Tek bir yer söylemek mümkün değil. Saint Germain de bunlardan biridir. Ama mesela Saint Germain'de şeyler oraya gitmez. Hani Paris'te yaşayanlar, Parisliler Café de Flore'a o kadar çok gitmez. Eskidenmiş. Atıyorum Bonaparte'a giderler mesela. O şekilde. Betty Boom, evet ben de çok severdim. Erol Bey, ben mesela 6. arrondismanda oturmam. Ben 16'da falan oturmak isterim herhalde. Evet. Sacré-Cœur'e geldik. Bakın sizin kim demişti? Telsaran amca burada mı diye. Telsaran amca burada ama ilk defa konuşmuyor. Ben buraya ne zaman gelsem bır 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 konuşuyor normalde ama şu an konuşmuyor. Tur rehberleri burayı ekstra ücretle gezdiriyor. İşte arkadaşlar ben kimseden ücret filan almıyorum. Arkadaşlar her yeri kendi başınıza gezebilirsiniz. Yeter ki cesaretiniz olsun. Ben bunu sağlamaya başlıyorum. Ama tur rehberiyle gezmenin de başka avantajları vardır. Hani ona da bir şey diyemem. Tercih meselesi. Bunun doğrusu yanlışı yok. Şimdi... Oh çocuklar niye bu kadar çok bağırır? Buradan Paris'e baktığınız zaman sanki çok fazla beton bir şehirmiş gibi duruyor ama inanın öyle değil. Yemyeşildir aslında Paris. Yok yok konuşur birazdan. Susmuş, kimse yok diye susmuştur. Yoksa birazdan konuşur. Sibel Hanım hiç gelmemekten iyidir 3 gün kaldıysanız. Ben de ilk Paris'e geldiğimde herhalde 3 gece 4 gün mü kalmıştım? Öyle bir şeydi. Yetmiyor tabii ki. Paris bir kere gelinecek bir şehir değil. Birkaç kez gelinecek bir şehir. Şuradan şöyle biraz şey bakalım. Kilit bakalım arkadaşlar. Bakalım Türkçe kilit bulan olacak mı? Bir Türk burada kilit asmış olabilir mi? Bu da ayrı bir çılgınlık biliyorsunuz. Ben henüz bulamadım. Bilmiyorum tabii hepsine tek tek bakmak lazım. Biraz hızlı geçiyorum kusura bakmayın. Sevgili Leyla Hiker. Sevgili Leyla Hiker. 100 puanla sticker alarak bana destek oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum ve Sacré-Cœur'le kendisini selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Biz şimdi kilit aramamıza devam ediyoruz. Bakalım Türk var mı burada? Bence bu adet sona ermeli. O yüzden promote etmek için yapmıyorum sadece. Hani görürsek bir hoşluk olur diye göstermeye çalışıyorum. Ahmet varmış ama Arap bu arkadaş galiba. Nerede? Bir dakika buradan nasıl göreceğim? Dena ile Ahmet varmış. Ama Arap zannediyorum bu arkadaş. Oo para. Para hoşuma gitti yalnız. Aşk ve para güzel. Tabi çocuğun adıdır herhalde para büyük ihtimalle. Siz görebildiniz mi? Ben henüz göremedim. Yok yavaş yavaş pes edeyim artık. Sevgili Esra Hanım hoş geldiniz. Montmartre'dan selamlar, sevgiler. Konuşun Ünay Bey. Kendi aranızda konuşun. Hiç sorun değil. Ben burada... güzel bir komünite oluşmasından çok mutluyum. Kendi aranızda sohbet edebilir, hal hatır sorabilirsiniz. Çünkü birbirlerini tanıyan insanlar var uzun zamandır. Aramızda yeni katılanlar da var. Onları da bağrımıza basıyoruz. Bu yayınları ben yıllardır yaptığım için, hani bir yıllardır takip edenler var. Bir de yeni gelenler var. Şu bina, meşhur bina. Aslında şunu bir göstereyim size değil mi? Daha önce Instagram'ın yayınında mı göstermiştim? Hani şöyle yan bir bina vardır. Şuradan merdivenden inerek onu bir göstereyim size. O yan binanın nasıl, ama bir de bu kamera tabii yan dönmez de. Aa Eyfel. Eyfel'i göstermeden de bu yayını bitirmeyelim. Şuradan bir Eyfel'imize bakalım. Evet evet yatık bina. Şuradan da Eyfel'imiz, bir dakika zoom yapabilecek miyim? Heh, yapabiliyorum. Şuradan dünya gözüyle bir Eyfel'imizi de görelim. Hepimiz toplanıp Paris'e gideceğiz. Aynen. Şimdi o yatık binanın yatık halini size çekmeye çalışacağım şu aşağıda. Thank you.
Hileli fotoğraf. Aynen öyle. Pandemi sonrası 2 senelik vize nerede gitti? Sibel Hanım, eğer hiç kullanmadıysanız o vizeyi tekrar alabilirsiniz diye düşünmek istiyorum. Sadece vize masrafını ödeyerek diye tahmin ediyorum. Şimdi bir dakika. Şu hileli fotoğrafımızı çekelim arkadaşlar hep birlikte. Bir dakika, şöyle yapıyoruz. Şöyle bir dakika. Hop. Tamam, şöyle. Hani şu o fotoğraf şöyle çekiliyor arkadaşlar. Hatta bir dakika zoom yapayım bir dakika. Hops, eyvah eyvah. Tabii şeyin şaftı kaydı, bir saniye. Bir saniye. Tak. Şöyle yapacağız. Bir daha. Bir daha deniyorum arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Olay bu arkadaşlar. Tabii böyle oynayınca ayarı kaçıyor. Pardon, bir saniye. Tamam. Tamam, daha fazla oynamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Normali dönüyoruz. Şey, gimbal şey yan yatırmaya izin vermiyor. O yüzden bayağı bir uğraştırıyor. Burası parkımız. Şu karşıdaki gökdelen Montparnasse gökdeleni arkadaşlar. Dekuvert kartınız nasıl boşuna geçebilir ki? Dekuvert kartını yüklemezseniz bir zararı yok. Fazla turist olmayınca o zaman ressamlar da o kadar fazla şey yapmıyorlar. Tezgah açmıyorlar diyelim. Bakın buradan şey daha güzel görünüyor şöyle. Sacré-Cœur Kilisemiz. Bazilika. Sacré-Cœur'ümüz. Semahat Hanım, ahşap Eyfel heykeli mi var evinizde? Harikaymış. Şimdi şarjım %20'ye düştü. Umarım bitmeden bu yayını tamamlarız. Işık çok güzel değil mi? Bence de. Kartınız 19 yıllık değildir Erol Bey, şeydir o, yüklüyorsunuz yıllık, öyle oluyor o iş. Yoksa burada şu açıda güzelmiş gibi. Ancien Müze, hangisini söylüyorsunuz Bilge Hanım? O kadar çok müze açılıyor ki şu an. Aman Allah'ım, bu nasıl bir dildir. Şöyle merdivenler var arkadaşlar. Koşarak ineyim mi? Yok, inmeyeceğim, hayır. Şuradan sol taraftan. Şuradan sola doğru gidelim. Bakın Rue Lamarck'a geldik. Hani bir dakika, nerede? Ha, şurada. Not almak isteyenler için. Allah büyük, 8 yıl sonra bakarsınız, hiç önemli değil Erol Bey. Dert etmeyin o kadar. Canlar sağ olsun. Semahat Hanım mersi 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 dedi. Parisien üyelerine özel emoji ile. Burası yalnız ben geçen hafta sonu geldiğimde açıktı. Herhalde hafta içi diye şu an kapalı. Yoksa açıktı yani. Şemsiye de elimde böyle kaldı. Bir önceki yayında bayağı işime yaramıştı.